Şimdi Ermenistan Pelosi'nin basın toplantısı için çevirmen getirmedi. O kadar hızlı belli ki yaptılar ki bunu. Öyle hızlıca bir biçimde böyle provokatif bir ziyaret gerçekleşti ki pek çok eksiği vardı ama çevirmen eksiği bakın nasıl bir fiyaskoya yol açtı. There's no translation. Oh, there's no translation. So someone will translate, right? Na Schweiz, Hayastan, leverage. No, I just. That's like Auslitz. What I said was. I remembered everything, sorry. Tayvan'a yaptığı ziyaretle Çin'le bir savaşın eşiğine getiren, gerilimi tetikleyen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan'a düzenlediği ziyaret benzer bir krize yol açtı demiştik. Saldırıları başlatan taraf Ermenistan olmasına rağmen aktardık yayınlarımızda ve az önce haberimizde. Yaşanan çatışmalardan Pelosi Azerbaycan'ı sorumlu tuttu. Henüz gaf mı, dil sürçmesi mi bilinmeyen bir cümle de sarf etti. Ermenistan'ın Karabağ'da Azerbaycan'la değil Türkiye ile karşı karşıya olduğunu savundu. Çatışmaların sorumlusunun Azerbaycan ve Türkiye olduğunu öne sürdü. Bakü'den ve Ankara'dan tepki gecikmedi. Of my colleagues on this delegation in support of democracy in Armenia passing the genocide Armenian genocide resolution in so many ways countering Turkey at regard to Nagorno-Karabakh. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Ermenistan'a gitti. Hem Başbakan Paşinyan hem Ermeni Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi. Bu ifadeleri de o görüşmede kullandı. Karabağ'da Ermenistan'ın Türkiye ile karşı karşıya olduğunu söyledi. With respect for your government. Ziyaretinin zamanlaması yine manidardı. Daha önce Çin-Tayvan gerilimi esnasında Tayvan'a giden Pelosi bu kez Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki sınır geriliminin hemen üzerine Erivan'da aldı soluğu. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la buluşmasında ABD'nin Karabağ konusunda Ermenistan'a destek verdiğini söyledi. Ancak Ermenistan'ın Karabağ'da Azerbaycan'a değil Türkiye'ye karşı mücadele verdiğini öne sürdü. In so many ways, countering Turkey. At regard to Nagorno-Karabakh. Pelosi Ermenistan'ın sözde soykırım anıtını da ziyaret etti. Çelenk bıraktı. Hıçkırdığı görüldü ama kameralara gözyaşları yansımadı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Azerbaycan ve Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı ifadeler kullandı. Ermenistan'ın provokasyonlarını Azerbaycan'ın üzerine yıkmaya çalıştı. Saldırıları Azerbaycan'ın başlattığını iddia etti. ABD Kongresi'nin çatışmalardan hem Azerbaycan'ı hem Türkiye'yi sorumlu tuttuğunu ifade etti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise Pelosi'nin açıklamalarına tepkili. ABD'nin iç siyasi gündeminin entrikalarının ve lobi çevrelerinin çıkarlarının Ermenistan üzerinden Güney Kafkasya'ya taşınması kabul edilemez denildi. Pelosi'nin bölgedeki durumu çarpıtan açıklamalarının Azerbaycan'a yönelik asılsız ve haksız suçlamalarının kabul edilemez olduğu belirtildi. Azerbaycan, Pelosi'nin kabul edilemez davranışıyla ilgili olarak ABD Kongresi'nden derhal harekete geçilmesini talep etti. Pelosi'nin provokatif ifadeleri Türkiye'nin de gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Pelosi'nin ifadelerinin tarihi ve güncel gerçeklerle bağdaşmadığını söyledi. İyi niyetten uzak, taraflı bakış açısını yansıtan ve diplomatik çabaları sabote eden bu açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirtti. Beyaz Saray'a seslenen Oktay, Pelosi'nin Karabağ sorununa ilişkin söylemlerinin ABD'nin resmi görüşünü yansıtıp yansıtmadığına açıklık getirmesini istedi. 30 yıldır haksız ve hukuksuz bir şekilde işgal altında tutulan ana vatan topraklarını azat etmek için mücadele veren Can Azerbaycan'ın yanında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz ifadelerini kullandı.